Arkadaşlar merhaba hepinize. Biliyorsunuz bir TUS sınavını da geride bıraktık. Sonuçlar açıklandı. Artık tercih zamanı gelecek. Ben de size bu vesileyle tercihlerle ilgili, kendi branşımla ilgili, kardiyolojiyle ilgili birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Kardiyoloji biliyorsunuz hem acil yükü, hem konsültasyon yükü, hem poliklinik yükü, servisi ve yoğun bakımı olan yoğun bir branş, hepinizin takdir edeceği gibi. Dolayısıyla yazmadan önce en önemli, belki de en önemli şey, gerçekten kardiyoloji istiyor muyum? Bu kadar yoğun bir tempoya alışık mıyım? Bu kadar yoğun hasta yüküyle ve asistanlık sonrasındaki uzman sorumluluğuna acaba hazır mıyım diye kendimizi tartmış olmamız gerekiyor. Kardiyoloji tercihlerinde en önemli nokta burada karar vermek. Çünkü biliyorsunuz TUS gibi kazanılmasının zor olduğunu düşündüğümüz bir sınavda bile yaklaşık 1/3'e varan oranda istifalar oluyor. Bu da size hem zaman hem de moral kaybettiriyor. Dolayısıyla bunu iyi düşünmüş olmak lazım. Bu birinci söyleyeceğim. İkincisi asistanlık eğitimiyle ilgili en fazla sorulan soru işte devlet hastanesi yani eğitim araştırma dediğimiz hastanelerde mi yoksa üniversite hastanelerinde mi diye sorulur. Bunlar hani çeşitli branşlar altında kıyaslanır. İşte döner sermayesi, nöbet sayısı veya işte eğitim düzeyi, işte vaka yapma düzeyi şeklinde. Bunlar bence asistanlık düzeyinde çok önemli şeylerden değil. Neden? Bence asistanlık düzeyinde en önemli düşünmemiş olmamız gereken şey eğitimimizi iyi alıp almamamız. Bu da hangi asistanlık eğitimi olursa olsun, sadece kardiyoloji için değil, TUS'u kazandıktan sonraki asistanlık eğitimindeki çabamızla alakalı. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Kimse size gelip de aort darlığı şöyledir veya aort yetmezliği budur, işte mitral darlık böyledir şeklinde bir anlatımda bulunmayacak. Ama hem seminerlerle hem hazırladığınız işte sunumlarla ya da dinlediğiniz eğitim programlarıyla bunları oturtmaya çalışacaksınız. Yani aslında TUS'tan sonra kardiyolojinin asistanlık sürecinde de bir eğitim hayatınız oldukça sıkı bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla burada en az takınılması gereken şeyin döner olduğunu düşünüyorum. Bu çünkü çok soruluyor. Tabii hayatınızı idame ettireceğiniz para, belki hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir dönem. Bunun için tabii daha fazla maddi kaynak elde etme düşünceniz mantıklı gibi. Ama hayatınız boyunca bu işi öğrendiğiniz bu işi yapacağınız için iyi eğitim almayı bence paranın bir miktar önüne koymuş olmak gerekiyor bu aşamada. Bu da bence eğitim araştırma ve üniversite hastanelerine baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı arada hani çok böyle gross farklar olmayan şekilde döner açısından eşittir. Nöbet sayılarına baktığımız zaman kardiyolojide genellikle nöbet sayıları başlangıçta 3 güne 1 olur. Ve hani gerçekten nöbetlerde kardiyoloji öğrenilir. Çünkü gündüz bir şekilde danışacak veya fikir alacak birçok kişi ortalıktadır. Ama gece icapçı hekim arkadaş, uzmanınız ya da öğretim göreviniz ve asistan kıdemlerinizle beraber aslında günü toparlamak dışında, servisi toparlamak dışında acilde gördüğünüz hastalarla eğitiminizi tamamlayacaksınız. Dolayısıyla burada nöbetin 3 güne birden fazla olan nöbet, yani gün aşırı nöbet kardiyolojide çok duyduğum ya da gördüğüm bir şey değil. Zaten çok da dayanılması bir şey değildir açıkçası ama 3 güne bir genelde olur. Bu da tabii altınıza gelen doktor arkadaş sayısına göre değişir ve azalır giderek. O yüzden üniversite ve eğitim araştırmaları denerken ya da işte yazarken mutlaka buna dikkat etmiş olmak lazım. Eğitimimizi nerede iyi alırız? Bu kesinlikle bence birinci kıstasınız olmuş olması gerekiyor. Nöbet sayısı dediğim gibi artık öyle agresif gün aşırı nöbetler çok karşılaşacağınız durumlar değil. Yine çok sorulan sorulardan biri kardiyolojideki işte anjiyoyu devlette mi daha çok yaparım işte yoksa üniversite hastanelerinde mi ya da devletteki eğitim araştırma hastanelerinde mi? Anjiyonun sayısı tabii ki kümülatif olarak baktığımız zaman hastaların başvurma kolaylığı veya işte ulaşma kolaylığı açısından eğitim araştırma hastanelerinde tabii ki daha fazla olur. Ama bununla ilgili Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun düzenlemiş olduğu bir asistan karneleri var. Bu artık her yerde kullanılıyor. Bir asistanın eğitimi boyunca işte yapacağı anjiyo sayısı, yapacağı PTCA sayısı, takacağı geçici pil veya göreceği işlem sayısı, eko sayısı belli bir kritere ve belli bir düzene sokulmuş durumda. Bu yüzden asistanlık eğitimi boyunca bence çok anjiyo yapacağınızı, invaziv işlem yapacağınızı düşünüyorum. Zaten poliklinik eko kısmına ya da transözofageal eko kısmına değinmiyorum bile. Onları zaten günlük işte oldukça fazla göreceksiniz ve yapacaksınız. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Bir şeyi çok yapmak mı yoksa gerçekten iyi yapmak mı? Ya da hem iyi hem de çok yapmak mı? Bunun arasındaki bence
ayrımı da iyi bilmiş olmak lazım. Hani günde 100 tane anjiyo yapıp 20 tanesinin komplike olması veya efektif olmaması olmamasındansa 20 tane anjiyo yapıp daha iyi bilen, ne yaptığını bilen, işlemin gerekliliklerini yerine getirebilen, komplikasyonlarla mücadele etmeyi görmek her zaman daha mantıklıdır. Tabii invazivle yani invaziv kardiyolojiyle uğraşırken radyoterapi ya da radyasyon dozu çok soruluyor. İşte buna bağlı durumlar var mı diye. Bu da yine ülkemizde düzene koyulmuş durumda. Yılda bir mutlaka invaziv kardiyolojiyle radyasyonla çalışanların bir aylık bir şua izni dediğimiz radyasyon izinleri oluyor. Gerçekten radyasyonla çok çalıştığınız için. Artı her yıl kan veriliyor. İşte gözde biliyorsunuz erken katarak yapabiliyor. Bunun kontrolleri mutlaka düzenli yapılmak zorunda ve hepinizin dozimetre dediğimiz Atom Enerji Kurumu'ndan arınmış kendinize özel bir radyasyon kimlik kartınız oluyor ve bunlar belli aralıklarla kontrol ediliyor. Eğer doz aşımı saptanırsa bu da yine sizin anjiyoya biraz ya da işte radyasyona ara vermenize sonuçlanıyor. Tabii ki duyuyoruz hani papiller, tiroid kanseri olan, işte lenfoma olan, santral sinir sistemi tümörü olan ama hani bunun anjiyoya bağlı olduğunu ispatlamak için tabii randomize çalışmaya gerek var. Hani bu çok ispatlanmış bir şey değil. Ama bunlardan tiroid papiller siyahı evet. Yani kardiyologlar arasında ya da radyasyonla uğraşanlarda var. Hani bu da zaten klasik bilgilerimizden biri. Hani papiller siyahı da artık belki sadece adı kanser diye düşünüp bu yönden iyimser oluyoruz. O şekilde söyleyebilirim bakınca. Tabii hep asistanlık eğitiminin zorluklarından bahsediyoruz. Kardiyolojinin uzmanlığı da kolay değil. Özellikle mecbur hizmette gittiğiniz yerdeki kardiyolog sayısını bir aya bölüp o gün o kadar icapçı olacağınızı, belki icap günlerinize eve gidemeyeceğinizi, yani uzmanlığın da kolay olmadığını söylemem lazım. Hani en başta söylediğim gibi gerçekten seviyor olmanız lazım. İnternken veya hastanede çalışırken gece acilde en fazla gördüğünüz, hasta danıştığınız branşlardan biridir. Bu bağlamda kardiyolojiyi dediğim gibi yazarken iyi düşünmüş olmak lazım. Çünkü çok istifa eden ve bırakan biliyorum. Görüyorsunuzdur, siz de duyuyorsunuzdur. Onun dışında evet, doktorluk anlamında, manevi tatmin anlamında gerçekten sizi tatmin eden bir branş olduğunu düşünüyorum ben kardiyolojinin. İnşallah hepinizin hakkında hayırlısı olur. Hepiniz istediğiniz bölümlerde, mutlu olacağınız bölümlerde, severek yapacağınız, aşkla işe gideceğiniz bölümlerde olursunuz. En büyük temennim bu. Hepinize teşekkür ediyorum sabrınız için. Saygılar sunuyorum.